Anne Ayşe Ergen kimleri kastediyordu? Soracağım. Umarım yanıt verir. Fakat aynı dönemde Bergüzar Korel, daha önce biliyorsunuz bu konulardaki hassasiyetiyle dikkat çeken bir oyuncu, aynı zamanda anne, bir şey paylaştım storiesinde ve şöyle dedim: yani bir haklı isyan var orada ama bir eksiği var bana göre. Diyor ki, evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden, insanlıktan nasibini almamış yaratıklar. Hepinizi tek tek biliyorum. Bu ailelere bunu yaptığınız sürece hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Her konuda attığınız bu mangalda kül bırakmazsınız. Yazıklar olsun. Şimdi bugün yazımda da yazdım. Şimdi bu isimlerin kimler olduğu önemli. Diyeceksiniz ki bu insanlıktan nasibini almamışları Bergüzar Korel tek tek deşifre etse ne olacak? Hiçbir şey. Türkiye'de maalesef yapmadığı rezillik kalmayanlar bile hala milyonlarca insan tarafından takip ediliyor. Türkiye'de her şey olabiliyorsunuz ama rezil olamıyorsunuz. İnsanlar maalesef o rezillikleri yapanları takip etmeye, yaptıkları paylaşımları, videoları beğenmeye devam ediyor. Onlara prim vermeye devam ediyor. İşte sosyal medya böyle bir şey diyenler var. Ben katılmıyorum. Yani hiç değilse insanlar iyi de desteklesin. Ben Bergüzar Korel bu konuda çekinirse bu isimlerle savaşmaktan, bunların fanatikleriyle savaşmaktan yani buradan açık çağrıda bulunuyorum. O isimleri bana verebilir. Ben o isimlerle ulaşabildiklerimle konuşurum. Niye böyle bir davranış sergilediklerinde yanıtını alarak kamuoyuna deşifre ederim, açıklarım. Korkmam. Yani Bergüzar Korel beladan çekiniyor olabilir. Ben bayılırım belaya. Böyle, hele böyle hayırlı konularda yani memleket yararına, insanlık yararına olan konularda çok özür dilerim de kimseden korkmam. Hele öyle sosyal medya fenomenleri, işte onların trolleri hiç umurumda değil, umurumda da olmaz. Şimdi konumuzdan sapmadan asıl mesele şu: bu SMA hastalığı konusunda açıkçası fazla bilgim yok. Bu Ömer Nefes Alacak kampanyası ile ilgili olarak bir annenin feryadını izlemiştik. O videoyu yayınlayabilirsek, annenin feryat ettiği, yani takını bile reklam tanıtımını yapıyorlar. Çocuklarımızın bir takı bir toka kadar değeri yokmuş diye bir videosu vardı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören birçok ünlünün paylaştığı. Eğer bulamazsanız hemen en kısa yoldan size söyleyeyim. Şah Yaycı'nın Instagram hesabında var sevgili yönetmenimiz Aydın Bey. Eğer o hazırsa onu, hazır değilse direkt anneyi alalım yayına. Hazır video Ayşe Hanım'ın. Hazırsa önce videoyu izleyelim, sonra Ayşe Hanım'a o süreden bu yana neler oldu konuşmak üzere bağlanalım. Herkese merhaba. Kaç konuda içimi dökmek istiyorum size. Biliyorum bizi uzun zamandır görmekten bazılarınız çok sıkıldı. Bazılarınız görmek istemiyor, paylaşmak istemiyor. Ama bir tokanın bile, bir elbisenin bile defalarca paylaşımını yapan insanlar bizim çocuklarımıza gelince bizden maddi olarak beklenti içerisine girmeye başladılar. Bizim çocuklarımızı storylerin arasına atabilmek için bizden maddi olarak fiyat istiyorlar. Yani şu fiyatı verirseniz sizin çocuklarınızı da paylaşırız diyorlar. Bu bir insana yapılabilecek en aşağılık bir şey. Bir çocuğun hayatını kurtarmak bu kadar basit olmamalı. İnsan bunu yapamaz. Bir hayvana bile yapamayız. Bir bebeğe bu yapılabilir mi bilmiyorum.
Biz aylardır bütün aileler olarak o kadar zorlu bir savaşın içerisindeyiz ki gerçekten hiç basit ve kolay bir hastalıkla mücadele etmiyoruz. Biz sabahlara kadar uyku uyumuyoruz, Ömer'in başında bekliyoruz. Nefesi giderse diye bir 10 dakika, 15 dakika nefes alamadığınızı, saniyeye nefes alamadığınızı düşünün. Ne hissedersiniz? Ömer'in nefesi giderse, oksijen düşerse, beyin hasarı gerçekleşirse diye sürekli kuruyoruz kafamızı ve bir sürü cihaz kullanmak zorundayız biz bunlar için. Yemek yemediğinizi düşün, boğazınıza bir lokmanın takıldığını neler hissedersiniz? Biz her öğün bunları yaşıyoruz ve her öğün yaşamak zorundayız bunları. Tükürüğünüzü yutamadığınızı düşünün ve o kadar ağır bir cihazla tükürüğünüzün çekildiğini düşünün neler hissedersiniz? Yaşadıklarımız gerçekten de hiç kolay değil. Bir bebeğin hayatıyla bu kadar oynanacak kadar da gerçekten kolay değil. Yani bir story'nin arasına bir bebeği koymak para isteyecek kadar düşük olmamalı. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bu çocukları yaşatmak, evet sizin elinizde, bizim elimizde, 5 liranızla, 10 liranızla, 50 liranızla bu çocukların hayatını kurtaracaksınız belki de. Lütfen sizden bir anne olarak yalvarıyorum. Ben çocuğumu yaşatmak istiyorum. Ben çocuğumun hayatta kalmasını istiyorum. Lütfen bize destek olun, ne olursunuz. Evet, Ayşe Hanım hoş geldiniz. Gerçekten Merhaba, yaşadığınız hoş bulduk. büyük bir sıkıntı. Şu kampanya başlattınız, bir hesap numarası açtınız. Gelinen noktada hangi aşamadayız? Ali Bey şöyle söyleyeyim, kampanyamız başlayalı bir ay oldu. Ki maalesef bu ilacın maliyeti gerçekten çok yüksek. Yani orta gelirli bir aile asla bunu karşılayamaz. Hastanenin bize vermiş olduğu fiyat teklifi. Yani bu da Türk lirasına vurduğumuzda o trilyonun üzerinde bir rakama denk geliyor. Biz bir ayda şu anda üçte birini tamamladık. Yarısına doğru yaklaşmak üzereyiz. Yani yavaş yavaş yarısına gelmek üzereyiz. Ki en kısa sürede zaten bunu tamamlamak istiyoruz. Çünkü bilindiği gibi zaten çok ağır bir hastalık, çok ağır ilerleyen bir hastalık. Yani çocuğun belki bugün iyi ama yarın biz ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. En ufak bir enfeksiyon bile çok ciddi boyutlarda bize hasara yol açıyor. Bu yüzden de gerçekten herkesten olabildiğince çok destek bekliyoruz biz bu süreçte. Maddi ve manevi olarak özellikle de. Yani sesimizin duyulmasını istiyoruz. Binlerce kişiye bizim ulaşmamız gerekiyor. Miktar çok yüksek. 3 kişiyle, 5 kişiyle, 10 kişiyle toparlanabilecek bir rakam değil bu. Herkesin gönlünden ne koparsa ufak tefek miktarlarla biz bunu toparlayacağız ve inşallah gideceğiz diye umut ediyoruz. Şimdi bu konuda ne kadar hasta var? Bilginiz var mı SMA hastası çocuk? Türkiye'de SMA'ların toplam 1000'in üzerinde hasta olduğunu biliyoruz. Ama bunlar tiplere ayrılıyor SMA hastaları. Tip 1, tip 2, tip 3, tip 4 diye tipleri var. Tip 1 olan yani bizim grubumuz en ağır olan grup tiplerin arasında bebeklik döneminde ortaya çıkar. 2-3 yaşına gelmeden genelde kaybedilir bu çocuklar ve çok ağır ciddi ilerleyen bir hastalık. Tip 1 grubunda 300 civarında hasta olduğu biliniyor Türkiye'de. Bu ilaç hangi ülkede üretiliyor? Amerika'da üretiliyor şu anda. Avrupa'da da 2-3 ülke bunu uygulamaya başladı artık. Fakat mesela Almanya uyguluyor. Almanya sadece kendi vatandaşına uyguluyor. Dışarıdan hasta kabul etmiyor. Şu anda bizim önümüzde Amerika var sadece tedaviyi Yani bakanlık bu SGK karşılamıyor bu Hayır, ilaç. maalesef maalesef SGK karşılamıyor. Amerika'da da şöyle sadece 2 yaş altı bebeklere uygulanan bir tedavi. 2 yaş üzerinde klinik olarak bir çalışma çok fazla yapılmamış. Sonuçları garanti değil ve vermiyorlar bize yani garanti sonuç. 2 yaş altında uygulandığı zaman %95 ve 98 oranında iyileştirici bir garantilik veriyorlar. Yani genetik hastalıklar içerisinde tedavisi olan tek hastalık şu anda bu. Fakat maliyeti gerçekten dünyanın en pahalı ilacı olarak geçiyor zaten gen tedavisi. Yani çocuklarda doğuştan mı oluyor bu? Doğuştan yani aslında anne karnındayken de varmış ama tabii ki biz bunu bilmiyorduk. Doğduktan 2 ay sonra
Bebekler anne karnında aldığı proteinler bir süre onlara yetiyormuş. Doğduktan ilk 2 ay Ömer'in hareketleri normaldi, bir sıkıntı yoktu. İkinci ayın sonunda hareketler azalmaya başladı. Hiç kol ve bacak hareketleri tamamen bitti. Hareket etmiyordu. Solunum sıkıntısı. Yani vücudunda bulunan bütün kasları etkileyen bir hastalık. Akciğerlerini, solunumunu, yemek yemesini, yutmasını, ses tonunu, mimiklerini, vücuttaki bütün kaslarla çalışan, protein üreten her yeri etkileyen hastalık. Üst tutmamasından, solunum sıkıntısından anladık Ömer'in hasta olduğunu. Peki Ömer şu anda kaç aylık? 2 aylık şu an. Yani 3 aylık mı? Ses biraz zayıf geldi de. Yani 21 ay daha şansı var yani bu tedavi yapılabilmesi için. Evet. Aydın Bey, Ayşe Hanım düştü yayından. Evet, Ayşe Hanım'ı yayına alınca şimdi hastalıkla ilgili bilgileri aldık. Yani hakikaten insan için evlat her şeyin ötesinde. Hele hele çocuk, savunmasız bir çocuk. Allah yardımcıları olsun. Bu bir kampanya başlattılar. Yanılmıyorsam Kuveyt Türk'te bir hesap açtılar. Onunla ilgili de bazı eleştiriler var. Niye Türk Bankası değil de Kuveyt Türk diye. Yani bir tarafta Kuveyt, bir tarafta Türk yani. Türk var. Türkiye'de Bankacılık Denetleme Kurulu'ndan izin almış her banka Türkiye yasalarına göre hizmet veriyor. Yani orada paranın toplanmasının Türklükle, milliyetçilikle bir alakası yok. Bizim orada şeyimiz nedir? Bir çocuğu kurtarmak için bir hesaba bağış yapacağız. O hesaba yaptığımız bağış ilaç olarak çocuğa dönecek. Ömer'e nefes olacak. Yani bağış yapmayabilirsiniz ama Kuveyt Türk yani eğer içinizde bir tereddüt varsa yani Ayşe Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş Bir bulduk Ali Bey. hattan düştünüz. Şimdi bu sizin açtığınız kampanya valilik onaylı mı? Hayır, valilik maalesef yardım platformu açarak Yani bağış toplamaya başladı. alternatif tıp ilacı mı bu? Alternatif tıp ilacı mı bu? Yani sadece yurt dışından alabiliyoruz. Türkiye'de kullanılmıyor ve uygulanmıyor henüz. Yani bu konuda Eczacılar Birliği yardımcı olmuyor mu? Bu ilaç Hayır, 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 tıbben kabul maalesef. edilen bir ilaçtır falan diye. Maalesef. Yani daha Maalesef. çok yeni bir ilaç olduğu için aslında Amerika'da da 1 yıldır uygulanıyor sadece. Yani veriler de belki daha fazla veri olmasını bekliyorlar Türkiye'ye getirebilmek için. Kesinliği, garantisi galiba bunları bekliyorlar. Tabii maliyet olarak da çok yüksek zaten. Hani SGK'nın bunun karşılaması gerçekten çok büyük bir bütçe ayırması gerekiyor buna devletin. Bu ilacı karşılayabilmek için. Yani kaç dolar bu ilaç? Ne Yani kadar kullanılıyor? Kaç doz? bir defa kullanılıyor sadece. Tek bir doz. Vücuttan 5 milimlik bir cc olarak aşı şeklinde koldan enjekte ediliyor. Fakat tedavi süreci 3 aylık bir tedavi süreci var. Yan etkileri olası. Değerlendirmeleri yapılıyor. Tahlilleri yapılıyor. Karaciğerlerini yükselttiği söyleniyor. 3 aylık tedavi süresinde bir defa uygulanıyor ve ömür boyu o gel virüsler vücutta kalıyor. Tekrar yenileyen virüsler. Başka bir tedavi almasına gerek kalmıyor çocuğun bu tedaviyi aldıktan sonra. Şu anda Amerika'da da 2 yaş altında %95 ve 98 oranında kanıtlanmış bir geçerliliği var. Tamam, yani Maksimum toplam fayda maliyeti sağladığı kaç dolar? söyleniliyor. 2,4 milyon dolar. 2,4 milyon dolar. Çok büyük bir para. Evet, Türk lirasıyla Yani 17 trilyonun 7 ile üzerinde bir rakam. 7,5'la çarparsanız 2,7'nin 15, 15 milyon, 20 milyona yakın bir 17 para. trilyon. 20 Evet, milyon TL. 17'yi geçtim gibi.
Evet. Maalesef. Şimdi işin bir başka boyutuna. İnşallah o para toplanır. Yarıya kadar geldik diyorsunuz. Ayşe Hanım, sizin Evet. videoda serzenişte bulunduğunuz yani Tokan'ın tanıtımını yapıp sizden bu Ömer nefes alacak paylaşımı için para isteyen sosyal medya fenomenleri kimler? Yani bunların isimlerini şu anda vermiyoruz Ali Bey, ama hepsinin bizde bilgileri, belgeleri mevcut. İnşallah ilerleyen zamanlarda hepsini açıklayacağız. Şu anda bizim tek düşündüğümüz kampanyamız ve kampanyamızın bir an önce bitmesi. Evet. İleride bu isimleri açıklayacağız. Toplamda kaç kişi bunlar? Yani şöyle söyleyeyim, ünlülerden isimlerden de can almasını istiyoruz ve bizi paylaşmak istiyoruz. Hani bazıları gerçekten çok güzellikle şey istemedikleri zaman, hani biz yapmak istemiyoruz deyip güzellikle çevirebiliyorlar. Ama bazıları da gerçekten yani hiçbir aile bunu yaşamayı istemez. Hiçbir aile bunu geçirmeyi istemez. Ben zevk almıyor. Keşke imkanımız olsa da bunu yaşamasak, yapmasak. Ama biz buna mecburuz evladımızı yaşatmak için. Biz bu kampanyayı yapmak zorundayız ve parlamalıyız çocuğumuz hayatta kalması için. Çok fazla böyle rencide edici laflar duyduk, sözler duyduk. Ama hepsini sineye çekiyoruz. İnşallah diyoruz ki sadece çocuğumuz tedavi olsun. Diğer gerçekten önemli değil. Herkes diyoruz Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Amin. Diyeceğimiz Şimdi başka ben bir şey yok. bugün Milliyet'teki köşemde şöyle bir şey yazdım. Bergüzar Korel bu isimleri açıklamak durumunda. Çünkü hepsini tek tek deşifre edeceğim dedi. Şimdi Bergüzar Korel'in insanlıktan nasibini almamış yaratıklar dediği insanların deşifre etmesinin önünde hiçbir engel yok ama bugün de yazdım dedim ki yani Ömer'in annesinin tek derdi çocuğu. Onun için Kesinlikle öyle. başka şeylerle uğraşmak istememesi çok doğal. Ama Bergüzar Korel bir anne olarak, bir sanatçı olarak, bir insanları aydınlatmaya çalışan bir kişi olarak herkesi töhmet altında bırakmak yerine gerçekten bu yaratıkları insanlıktan nasibini almamış, her şeyi para gözüyle bakan yaratıkların açıklamak durumunda, açıklamak yetmez aslında. Bazıları da diyebilir ki, ya ben valilik onayı olmayan hiçbir kampanyayı Tabii ki paylaşmıyorum öyle. diyebilir. Tabii ki öyle. Evet. Evet. Yani kendilerince mazeret olabilir ya da ben bu işi para için yapıyorum. İster çocuk olsun, ister büyük, ister bir nesne parayla yapıyorum diyebilir. Onun için Evet. niye yaptıklarını da öğrenmek kamuoyunun hakkı en azından günahı olmayanları töhmet altında bırakmamak için. Yani ben bu konuda sizi zorlayamam ama şeyi zorlarım Bergüzar Korel'e. Hatta Bergüzar Korel'e bir çağrı yaptım az önce. Dedim ki Bergüzar Korel başını belaya sokmak istemeyebilir bu kişiler ve bunların trolleriyle ilgili. Ben bayılırım belaya. Versinler bana o listeyi siz de verebilirsiniz o isimleri. Ben hepsiyle konuşurum, iletişim kurarım. Niye böyle yaptıklarını, sebebini öğrenip kamuoyuyla paylaşırım. En azından bu konuda hiçbir suçu olmayan, konu hakkında bilgisi ve ilgisi olmayan sosyal medya fenomenleri töhmet altında kalmaz. Ama günün sonunda insanlar onları takipten bırak düşer mi? Hayır. Hayır, Türkiye'de evet. maalesef kötü her zaman prim yapıyor. Her şey olabiliyorsunuz ama rezil olamıyorsunuz. Bunlar Evet. ne yaparsa yapsınlar gördük geçmişte. Her türlü rezilliği yaptılar ama rezil olmadılar. Hala birilerinin baş tacı, para kazanan bir meta olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Ben bir kez daha size Allah'tan yardım diliyorum. Umarım bu kampanya başarılı olur. Ömer nefes alır. Bu hastalıktan kurtulur. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerimi Teşekkür iletmek ederim. Sağ istiyorum. olun. Ben size de ayrıca teşekkür ediyorum ve Bergüzar Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü SMA hastalığının tanıtılması ve farkındalık uyandırılmasında
Çok büyük bir etkisi oldu Türkiye üzerinde. Herkes Bergüzel Hanım'la SMA hastalığını tanıdı ve öğrendi. Yani bizlere öne ayak oldu kendisi. Çok teşekkür ediyorum ona da. Sağ olsun desteklerinden dolayı. Allah razı olsun. Amin. Yani kampanyamıza da destek, maddi manevi destek veren herkese tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkesin Allah razı olsun. Umut ediyoruz ki bir an önce biz ve diğer bir abisine hayatta kalırlar. Bu Kuveyt Türk'ü seçmenize yönelik eleştiriler var. Niye bir Türk bankası değil? Sizin paylaştığınız videonun Şöyle altındaki söyleyebiliriz yorumlara bak. ona da. Ona da şöyle söyleyebiliriz. Bizim bir şirket hesabımız var. Bir şirket kurduk. Bizim bir internet sitesi var. İnternetten satılıyor. Biz vergimizi ödüyoruz. Faturalarımızı kesiyoruz. Bu şekilde bir yol izliyoruz yani. Kuveyt Türk de bizim anlaşmış olduğumuz bankalardan bir tanesi. Yani hiç ayırmadık ekstra özel banka, devlet bankası diye. Onunla kısmet oldu, onunla nasip oldu. Onlar da çok destek oldular, sağ olsunlar bu süreçte bize. Evet, tekrar geçmiş olsun. Allah şifa versin. Sağ olun. Teşekkür. Ağzınıza sağlık. Ben Evet. teşekkür ediyorum yayınlar Tamam. için. Sağ olun. Yayınımız biraz ses problemi vardı ama sanıyorum anlaşılmıştır Ayşe Ergen'in ne söylemek istediği. Yani acılı bir anne olduğu için açıkçası çok fazla sıkıştırmak istemedim bu şey konusunda, isimler konusunda. Ama şu kadarını söyleyeyim, bu isimlerin ortaya çıkması şart. Kendisi de söyledi, eninde sonunda bu isimleri deşifre edeceklerini. İnşallah ederler. Etmezlerse de canları sağ olsun.